Arkadaşlar şimdi sizlere 10 Ocak 2021 Pazar Southwell Birleşik Krallık İngiltere altılı tahminlerimi vereceğim. Şimdi ilk ayak ikinci koşu saat 16:20'de başlıyor. Handikap 4 yukarı İngilizler 3300 kum. Şimdi yani çok safkan koşmuyor gibi gözükse de yani hem ne az safkanlı ne çok safkanlı orta bir program. Ama yine de zorlu bir program. Şimdi burada ilk ayakta geçen hafta 3200 kumda 3 numara önde gitmişti. Pardon, 2 numara önde gitmişti. 1 numaralı Ravenscar da onun arkasından gidip atlamıştı. Yani Severus Alexander önde gidip 1 numaralı Ravenscar da arkasında gidip atlayıp kazanmıştı. Şimdi 100 metre uzadı ama 1 numara şimdi 5 kilo aldı. Bunun yanında 2 numara da 3 kilo aldı arkadaşlar. Yani aslında 1-2 buranın favorileri gibi gözüküyor ama kilo fazlaları var. Yarışta 100 metre uzadı. İkisi de önde giden safkan ve gayet formdalar, kaliteli safkanlar. Ama bunun yanında burada yine bir güçlü, kaliteli 3 numaralı Gold Dessert var. Yarın da sürpriz çıkacak. Yani ilk ayaktaki benim sıralamam 3, 1 ve 2. Birin kazandığı yarış, ikinin de ikinci olduğu yarışta buradaki 5 numaralı Safkan da aynı yarışta 5. olarak yarışı tamamlamıştı. Zaten onun da şansı yok. Dediğim gibi yani 1-2 önde gözüküyor ama ben sürpriz arama adına 3'ü de değerlendireceğim. Sıralamam 3-1-2 yani 1 ile 2 aslında birbirine çok denkler. Dediğim gibi 1'de 2'yi geçen hafta geçti ama şimdi 2 kilo fazla aldı ama 100 metrede uzadı yarış. Ama 3 de yabana atılacak bir safkan değil. O yüzden sıralama 3-1-2. Şimdi ikinci ayağa geçersek handikap 4 yukarı İngilizler 1400 kum. Burada şimdi 1 numara Liamba önlerde giden bir safkan. Son yarışında kazandı ve 2 numara o yarışta yani Lex Divan 2 numara o yarışta 4. oldu. 6 numaralı Equidae de o yarışta 3. oldu. Yani ben 2 ile 6'nın bu yarışta pek başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Dediğim gibi 1 numara hem çok güçlü bir safkan hem de formda. Ama bir ay önce burada bu 1 numaralı Liamba'yı 3 numaralı Young John hemen arkasında gidip düzlükte atlayıp kazanmıştı arkadaşlar. Yani burada 5-2-6'yı beğenmiyorum. Dediğim gibi 1 numaralı Safkan çok güçlü. Ama onu daha önceki bir yarışlarda bu 3 numaralı Young John geçmişti arkadaşlar. 3 yarış önce kazandığı yarışta. Onu geçmişti. O yüzden benim ikinci ayaktaki sıralamam 3 ve 1. Üçüncü ayağa geçersek 4 yukarı İngilizler 2400 kum. Şimdi üçüncü ayak gerçekten çok zor bir yarış. Yani hem arası olan safkan var hem tecrübeliler hepsi bir arada ama istikrarsızlar. Yani birbirine de çok denkler. Mesela şimdi burada 2 numaralı Compass Point tecrübeli bir safkan. 8 numaralı Life Knowledge tecrübeli bir safkan. 1 numaralı Straight Edge tecrübeli bir safkan. 5 numaralı Effair tecrübeli bir safkan. 4 numaralı Dribbriz de yani daha onlara göre daha toy ama şöyle söyleyeyim o da başarılı bir safkan ve son yarışını da kazanmıştı. Yani burada 3 numaralı Lyons Wiggle normalde kaliteli bir safkan ama 180 gün arası var. 9'un da çok fazla arası var zaten. Yani ben 2, 8, 1, 5 ve 4'ü bu grupta ayıramadım arkadaşlar. Ama sıralamam yani yine ayırdım ama tabii ki zorlu bir yarış. Sıralamam da 2, 8, 1, 5 ve 4 şeklinde. Şimdi 4. ayağa geçersek 4 yukarı İngilizler 1600 kum. 4. ayak burada 6 numaralı Palazzo, 5 numaralı Miker ve 8 numaralı Geography Teacher var arkadaşlar. Bu 6 ve 5, 8 son zamanlarda sürekli birbirini geçen safkanlar. Yani birbirleriyle yarıştılar ve birbirlerini geçtiler. Burada 1 numaralı Castle Quarter var ve 2 numaralı da Little India var. Bunlar da normalde bu safkanlara göre daha kaliteli safkanlar bu grupta. Ama şu an formsuzlar. Yine gerçekten zorlu bir yarış. Dediğim gibi 5-6-8 birbirine çok denkler ve birbirlerini geçtiler. Ama sıralamam yine 5-6-8 şeklinde. Yani yeri olanlarda ya da sürpriz aramak isteyenler de yarın tabii nasıl bir AGF çıkar 2 numara bilmiyorum ama birin bayağı sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Yeri olanlar 1 ile 2'yi de değerlendirebilirler. Yine zorlu bir yarış. Sıralamam 5-6-8.
Sonrasında 1 ve 2. Şimdi 5. aya geçersek maiden bir yarış. Maiden olunca biliyorsunuz yine zorlu yarışlar oluyor. 3 çıkar İngilizler, 1400 kum. Şimdi bu Maiden'da 5 numaralı Action Hero yarışlarını izledim. 3 yarış 3. oldu ve önde gidiyor ve şu an kazanması beklenen bir safkan. Ondan sonra burada bir yarış görüp ikinci olan 9 numaralı Tell Me Your Story var. O da aslında beğendim bu şeylerinde. Bir de beğendiğim burada bunlara göre daha tecrübeli olan 2 numaralı Legal Reform var. Ama dediğim gibi 5 ile 9 öncelikli önde tutuyorum. Ha, yeri olan arkadaşlar belki 2'yi de değerlendirebilirler. Son ayağa geçersek handikap 4 yukarı İngilizler 1200 kum. Şimdi burada 2 numaralı Liquider. Yani tecrübeli bir safkan arkadan geliyor ve müthiş sprinter. Yani yeni bir safkan değil zaten 7 yaşında ama arkada takip ediyor yarış 1200 olmasına rağmen yani çok müthiş bir sprinti var ve son yarışında yine bu şekilde kazandı. Genelde 1200 kazandı. Daha önceki zamanlarda da yarışlar var. Bugün 3 kilo fazlası var ama yarış 1200 ama tabii ki yani çok ön planda. Sonra da 4 numara var burada Ryan. O da tecrübesiz bir safkan ve yani daha yeni toy bir safkan ama bir türlü kazanamadı. Yani böyle 5-6 yarış yaptı. Hepsinde bir türlü kazanamadı ama yarın tabii ki kazanmak isteyecek 4 numarada. Burada da 1 numaralı Sir Rodney Redblood'la 7 numaralı Jazz Legend'la bunlar da tecrübeli safkanlar. Yani ben 2 numaralı Lick Vedder'ı yine önde tutuyorum. Bu tecrübeli safkan arkadan gelip sprintle kazanabilir. Yani iki tek gibi alternatif tek gibi düşünülebilir. Ama dediğim gibi burada 4-1-7 de tehlikeli safkanlar. Yani yarınki bu AGF sıralamasına göre ben de kuponumu şekillendireceğim. Yani program bu şekilde. Tuttuğum safkanları da size bu şekilde aktardım. Yarın yine küçük bir kupon yapacağım. Tabii ki bazı safkanları eleyip yani tekimi de tercih edeceğim. Küçük oynadığımız için bu tercihlerimizden dolayı yatabiliyoruz ama çalışmam bu şekilde. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.